Merhaba Güreş Türkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Yanımızda bugün yorumcu ekibinin Şampiyonlar Ligi kadrosu var. Bakıyorum Dünya Kupası'ndan daha iyi bir kadro. Luke Evizard, Eren Nur. Hoş geldin Eren. Merhaba. Fatih Hoş Yılmaz, bulduk. Krit Oraks. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk. Jay White, Yalnız Numan Inci. peti Hoş porno. geldin. Hoş bulduk kardeş. Yani öyle şeyler demek istemiyorum tabii ki Hikmet. Sen de hoş geldin. Salih, hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol. Evet. O gece Money in the Bank'in gecesi Alexa Bliss en az benim kadar stok eden bir peşin yaptı. Ne diyorsun Yani. buna Burak? Vallahi Alexa Bliss herkesi şaşırttı ama Alexa Bliss şimdi bu Nia Jax ve Ronda Rousey gibi isimler kemer potasındayken Alexa Bliss ancak bu şekilde tepede kalabilirdi. WWE özellikle bu silikon ameliyatından sonra Alexa Bliss'e bir ödül vermesi gerekiyordu. Çünkü Total Memelerini Divas'ta büyüttüğü için. şey, ya tabii ki ben bunun memelerini büyütme fikrinin sadece Alexa Bliss'e ait olduğunu düşünmüyorum. Alexa Bliss tekrar kemer potasında kaldı. Kalma ihtimalinde tek seçeneği vardı. O da Money in the Bank'ti ve Money in the Bank'i verdiler Alexa Bliss'e. Peki bekleniyordu. Bilmiyorum. Chatbox halkı ne der? Yorumcu halkı ne der? Becky fanlar da oldukça üzgün. Özellikle Becky fan çok üzgün. Hatta sanırım şu an sorumlu değil. Hatırlamıyorsam. Ama peki ben bir şey sormak istiyorum. Salih'e sormak istiyorum bu soruyu. Salih, tamam Total Divas'tan dolayı bir ödül falan verildi ama gerçekten Alexa Bliss'in hemen o gece Kadınlar Divizyonu tepesine oturması gerekiyor muydu? Hayır. Bence Alexa Bliss eksiz futbol oynuyor şirket tarafında. Tamam ürünü sattırıyor ama bence artık buna ihtiyacı yoktu Alexa Bliss'in kemer kazanmak için. 4 defa şampiyon olmuş bir güreşçinin. Alexa intikam okuyabilirdi yani. Maça karışıp no contest bitirebilirdi. Ama şirket kolay seçti bence. Bilmiyorum, bana çok da mantıklı bir karar gibi gelmedi ama devam ediyor muydun, kusura bakma. Yok yok devam etmiyorum. Tamam. O zaman ben Kuzey'in yorumunu okumak istiyorum. Alexa Bliss'i bu hamleyle bitirdiler bence çünkü artık iyice göze batıyor. Artık herkes kendisine antipati duyuyor. Biraz nefes almalıydı. Evet. Abi Kadınlar nefes Divizyonu aldı en çok zaten. Bir aydır kemer kadında yok. ben bir şey face söyleyeyim. turn yapar nefes alır. Güreş tarihinin en çok antipati duyulan kadınının fanı olan Eren'e ben bu soruyu sormak istiyorum. Sence bu yorum doğru bir yorum mu? Nasıl yaklaşılmalı bir yorum Eren? Kesinlikle doğru. Neden kazandı ki zaten? İhtiyacı yoktu. Hem ihtiyacı yoktu hem de Alexa Bliss tepe koyarak ne yapmaya çalışıyorlar? Hani Ronda Rousey yani belki de şey gösteriyorlar işte ünlü olduğu için hemen hazıra konmuyor. İşte o da tırnaklarıyla çalışıp kazanacak işte. Yani anlamıyorum yani Becky Lynch'in daha çok ihtiyacı vardı. Kız neredeyse en son yani kız bir kaybediyorsun kaybediyor. Yani arada kazandığı zaman kemer kazanmış gibi seviniyor şovlarda. Diyecek bir şeyim yok Kadının en büyük başarısı draft olmak ya. Aynen. Ciddi Kadın manada bu. başarısını Ciddi manada sadece SmackDown'da draft edilen ilk kadın olarak söyleniyor ve çok utanç verici bence. Evet o zaman ben Alexa Bliss'ten aldım konuyu. Hemen bir Rav'a girelim. Ya Rav'a girelim ama Rav'da önüne gelene giriyor. Hikmet durduramıyoruz kadını. Kurt Angle'a vurdu. Masaya vurdu. Güvenliklere vurdu. Bir ara dedim hani bu Jerry the King Lawler'ın dayak yeme muhabbeti vardı ya. Gidip arkadan King Lawler'ı bulup onu da dövecek sandım ben. Yani adamı durduramıyoruz. Kadını durduramıyoruz. Ciddi manada durduramıyoruz. Hikmet ne Doğru. diyorsun bu konuda? Öncelikle bu olay yaşanan segment çevresinde Güreş Türkiye YouTube kanalımızda Al işte. Tamam, bulabilirsiniz. olmaz sen konuş kardeşim. Ne? Ya, durun konuşayım ya. Mantıklı Ya konuşalım. Durun. abi Ronda Rousey büyük bir marka. Eyvallah ama abi yani GM'e dönmesi falan da çok saçma geldi bana ya. Abi acayip cringe oldum ben segmenti Yalnız izlerken. ben çok mutlu oldum. Ben çok cringe oldum ya. Sen kim köpek? Hall of Famer Kurt Angle'ı el kaldırıyorsun köpek. Bir şey söyleyeyim. Bir Ben şey söyleyeceğim. Kürt dayak yiyince anlamsızca mutlu oluyorum ya. Bir şey söyleyeyim mi? Hatırlıyorum. Da çok mutlu oldum. Kurt Angle'ı öyle bir yıkık duruyor ki adama üflesen yıkılacak gibi duruyor adamda. Abi çok mutlu oluyorum. Bak bugün
sırf hani Alper'in de ve Beyazıt'ın da lobicilik yaparak söylediği gibi 30 yıldır güreş izlemeyen ben dedim ki Money in the Bank'den sonra bir bakayım nasıl toparlayacaklar acaba dedim. Bir baktım kadın tuttu Kurt Angle'ı fırlatıyor oradan buraya. Güzel fırlattı yalnız ha. Tebrik etmek lazım. Ya. Ne oldu lan artık? Burak, kedi bacağı kesiyorlar. Kedi bacağı kesiyorlar. Pardon. Satanistler. Hayır. Pardon bir an haber bültenlerinde yapma, zannettim kendimi. Burak yapma. Yükselmeye yine bana. Hayır. Şimdi benim kedim bu. Şimdi diyeceğim Burak, şu. Oradan Eren'in kedisine ne yapıyorsun Burak? Ne? Al işte. Şimdi diyeceğim şu. Ronda Rousey dominasyonu yüksek dominant bir karakter yaratmaya çalışıyorlar. Bu vesileyle Kurt Angle'a temiz bir dayak attırdılar. Bundan nasibini Alexa Bliss de aldı. Ama bu iş biraz Brock Lesnar'laşmaya doğru gidiyor. Yani ve ben bundan nefret ediyorum. Evet. Bu konunun da değerlendirilmesi gerekiyor bence. Ben size şunu diyeyim. Brock Lesnar'ın haftalık şovlara gelen hali olacak yani. En başından beri böyleydi. O da gelmeyecek bir süre sonra. Tabii. Kemer alınca belki gelmeyecek. Hamile kalacağı söyleniyor. Kadın doğmak istemiş. Oğlum hamile kalacağı söyleniyor. Nasıl bir dedikodu? Aşırı eğlendim. Abi ben şu an kediden sonra aklımı toparlayamıyorum. O yüzden konuyu kapatıyorum şu an. Bir diğer çantaya geçmek istiyorum. Bir diğer çanta Brunson'a gitti. Ne yapacak? Artık Monster in the Bank diyorlar ama ne diyorsun Erem? Ya adam Hades'e kemer şeyi alabilecek şekilde. Hani bir satışsa alabilecek şekilde. Hani hala aklım almıyor Brunson'un neden çantayı aldı diye. Kendisini ezmiyorum veya gömmüyorum ama buna ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Herhalde WWE şöyle bir şey düşündü. Hani biz buna şimdi dalgasından wrestling'e ya da takım kemeri yolladık. Zaten Greatest Royal Rumble'da yani sadece bir ünvan gibi bir şey. Arap ünvanı. Hani bu adama artık elle tutulur bir şeyler verelim demişler. Öyle vermişler kemeri diye düşünüyorum. Yani kendisi bir ihtimal haberlik keşin yapacak diye de korkum var yani. Kesin öyle yapacak. Senin SummerSlam'da Triple Threat match var. Onu atın. Bak şurada geç fenere diye biri var. Atın fenere bekleyin diyecektim. Atın favara bekleyin diye. Neyse. Şimdi yorumları bir okuyalım. Acaba şey olabilir diyor mi? Ki, Extreme Rules'da ki maça kendini ekletebilir mi Brown? Öyle bir şeyler olacak da çok boka sarılacak. Yani yine adam akıllı çanta heyecanı göremeyeceğiz yani. Hayır. Şu yorumları bir okuyayım. Bir saniye. Lomben demiş ki önceki segmentle alakalı. Ronda'nın dayak atma sebebi belli. VM'den beri Kurt Angle kavga yarayacağım ayağına Ronda'yı silkiyor. Katılmıyorum. Yani evet, her zaman Ronda'nın arkasındaydı. Kesin doğru. Ersin Baybüyük demiş ki Buğra Bey'in gülüşü büyüktür Lesnar'ın kariyeri. Buğra bir gül de şenlenelim kardeş. Buğra bir gül de kanka zemmene kadar sılabiliyor. Neyse. Evet. Strowman da ellerinde patlıyormuş. Hazreti Süper Dragon öyle diyor. Fatih kendine laf soktuğunun farkındasın değil mi? Farkındayım Beyazıt'cım. Teşekkür ederim. Tek zeki sen değilsin. Lesnar'dan kemer alabilmesi için hala Roman Reis'e güvenmiyorlar. Niye güvensinler birader? Neyse. Kesin doğrudur bu. Bu arada bir sorum çok dikkatimi çekti. Brock Lesnar'a başarısız keşin yapmasını bekliyorum diyor. Abi bu ya hayır çok bu yaşanmasın. Kemeri böyle müzeyle kendisi müzeye gidecek. Kemeri de böyle etrafında müzeye götürecek diye korkuyorum ben. Ne diyorsun? Kardeşim evet, ne diyorsun? Daha illa isim mi verelim? Hikmet konuş. Ne mi diyorum? Allah belasını versin. Ben diyorum ya. Sonra da Numanici'ninkini versin. Ne diyorsun abi bu? Esas. Abi diyeceğim şey şu. Summerslam'da Murat Sıramon gelecek ama adam gibi keşin yarışmanın ortasında alacak kemeri gidecek. Bitti. Kesin alacak yaşanır yani. Bu. Kesin bu yaşanacak abi. Yani yaz kesin buraya sonra söyleyeceğim. Keşin bu yaşanır. Kuzey yani demiş. Çok konu iyice Fatih Kuzey bir şey demiş. Bakabilir misin? Evet, onu okuyacağım şimdi susarlarsa. Strowman gibi bir isim nasıl çanta heyecanı yaratabilir ki? Zaten öyle bir Strowman gibi bir karakter isim nasıl... Unwak dediği şeyi anlamadım. Ancak diyor galiba. Haberli keşin yapar hem Lesnar şovlarda yok. Bende de yok ses demiş. Bu arada ses gitti diyorlar bu ara. Hemen kontrol edelim. Bu arada ses gitti diyorlar bu. Ses var arkadaşlar. Ses... Beyler o zaman kulaklıklarınızı açın adamı delirtmeyin. Neyse pardon. Asko Spor hoş geldin. Xenofobia hoş geldin. Hoş geldin Asko Spor.
Benden az çekmedin xenofobi. Hoş geldin kardeşim. Daylan Haydar diye biri geldi ama şu an merak ediyorum. Neyse. O zaman hızlıca devam edelim. Rav'dan böyle çok önemli segmentleri konuşmak istiyorum ben. Bakalım şöyle hızlıca. Topal şampiyonu iddialı sözler geç. Yeni başlayalım. İşte şu Intercontinental kemeri değişim olayına bir değinmek istiyorum. Ben Seth Rollins kemeri kaybetti ilginç bir şekilde. Buğra Gül, Intercontinental kemerini çok yakından takip eden biri olarak sana bu soruyu yöneltmek istiyorum. Nasıl düşünüyorsun? Ya Intercontinental tabii ki şirketin ana kemeri. Böyle ne? Üstüne çok kazandıklarından biri. Lazer yok normal ana kemer olması. Tabii ki Raw brandinin ana kemeri, şirketin de ana kemeri oluyor. Böyle sürpriz değişimlere alışmalıyız belki de. Ana kemerler genelde pay-per-view'da değişir ama haftalık şovla da bazen değişebiliyor tabii. Evet Numan, sen ne diyorsun? Bu olayın tamamen Drew McIntyre'ı puşlamak için olduğunu düşünüyorum. Hatta büyük ihtimal Extreme'de değil de abi SummerSlam'de bir Dolph Ziggler vs. Drew McIntyre maçı izleyeceğiz büyük ihtimalle. İyi oldu, hoş oldu. Drew McIntyre. Evet tamam, düzgün konuşan. Birader burada da konuşamıyor. Bu kadar oluyor. Ya, neyse. İkonistlerden daha kötü konuşuyorsun ya. Ona da geleceğiz. Şöyle bir durum var. Ya Seth Rollins kemeri kaybetti. Acaba Universal'a yürür mü? Şimdi şu an aklımda bu soru var. Yani acaba yürür mü sizce? Ben yürür diye düşünüyorum ama siz bilmiyorsunuz, siz düşünüyorsunuz. Yürümeye çalışır. Sonra yolunu bulamaz. Emekler. Neyse. Şimdi Intercontinental kemerin oraya geçmesi ben Drew McIntyre ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Tamamen Dolph Ziggler'e yönelik bir hamle. En azından şöyle olacak. Dolph Ziggler, ama olabilir ya. Drew McIntyre bu kemer hani ihanet edebilir Dolph Ziggler. Zaten çok alakasız bir takımlardı baktığınız zaman. Değil mi? Yani. Hala alakasız takımlar. Evet. Hala öyle. O zaman bu konu hakkında da konuşma. Hepiniz Rusev hakkında konuşmak istiyorsunuz biliyorum ama daha Rusev'e var. Bekleyin. Ben hariç. Rusev'de ne hepimiz konuşacağız? Rusev, Podria. Lan konuşacağız dedim. Sus. Ya gör şunu atar mısın ya? Boş evet. Ver. Kendi aramızda dalgayı biraz azaltalım. Yarın YouTube'a evet, kaydı olarak yüklenecek çünkü. Evet. Evet azalttık. Şimdi ben Kevin Owens'dan biraz konuşmak istiyorum. Kevin Owens kardeşim, çilekeş kardeşim benim. Niye boş beleş adamlarla konuşuyoruz? Açın. Yalnız bir ay boyunca Kevin Owens'ın Money in the Bank almasını savunmuş olmam. Kevin Owens oyunu etkiden düşüp nasıl ben sana bir şey ya? Söylemeyeceğim Hikmet. Ben sana bir şey söylemeyeceğim Hikmet. Neyse. Burada Braun Strowman'ın tavrını nasıl buluyorsunuz? Yani sizce hala böyle ne derler ona? Solo takılmaya devam edecek mi? Hani böyle şey yapacak mı? Hani burası benim, ben kimseye ihtiyacım yok diyecek mi? Çünkü hani Money in the Bank'te biraz gördük. 7 kişi girdiler adama kurbanlık koyun gibi. Hani böyle düşmanı dinmeye devam edecek mi sizce? Ne diyorsunuz? Eder. Tamam. Teşekkür ederim. Hepiniz çok konuşkansınız bugün. Yani Strowman artık bu şirketin ace'lerinden bir tanesi yani. Yüzlerinden bir tanesi. Şirket çok değer veriyor ona. O bu seviyede kalmaya devam edecek bence. Birkaç sene boyunca. Evet. Owens'a kilo verdirmeden bir başarı vermeyecekler. Buraya yazdım diyor Kuzey. İlginç bir şey. Bence Lesnar'ın temiz kemeri kaybetmemesi için yapılan bir şey bu. O da olabilir tabii. Acaba Lesnar'ı bundan 5 sene sonra bir daha mı geri döndürecekler? Hayır, hayır, hayır. Öyle yaşamaz. Yeşilçam'dan kesitler diye bir şey görüyorum burada. Bir eyvallah. Tam saçma sapan bir şey bu. Evet, sonra ne varmış? Abi şuraların adlarını adam akıllı segment adlarını yazın. Bak acı çekiyorum sonra burada. Öz gelişim. Evet, Jinder Mahal'in Chad Gable'ı gömmesi ve aynı zamanda Jinder Mahal Roman Reigns maçına biraz değinelim. Jinder Mahal'in karakter gelişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? İlla isim vereceğim. Tamam. Hikmet, başla. Ya olmayan bir şeyin niye gelişimini şey yapalım diye düşünelim ki. Doğru. Ahmet'in yayına davet ediyoruz. Ahmet yokken güzel sallayıp şimdi ağlayacak, neyse. Hani bence ya Jinder Mahal ne bileyim atmaya çalışıyorlar da bir daha çemer şu kalabalık maç olacak ya, ona oynar ondan sonra çöp. Ya benim düşüncem bu adam sanki bu Raw'da eski Jimmy King'e biraz böyle bir göz kırptı gibi geldi ya.
Size de oldu mu? Hangisine? Tranquil. Oğlum işte 3 MB'da vardı ya. O. 3 MB mı? 3 MB lan. Sen az önce 3 MB, ben de 3 MB mi dedin? Evet. Troll değil. 3 MB dedi. Hayır, 3 MB. Gerçekten 3 MB dedi ya. 3 MB aklına yaptığın espriye bak ya. Neyse. Evet. Buğra, sen ne diyorsun Cindir Mahal hakkında? Ya Cindir Mahal ilk çıktığı zaman Monster Hill olabilir izlenimi verdi bize. Ama daha sonra ki dönemde hani o Hill'lık olayı sıkıcılığa doğru evrilmeye başladı. Çünkü Cindir Mahal o geldim işte Hindistan'ı övüp dayağımı attım gittim. Ya da işte Hill'lığımı yapıp gittimden başka bir ürün sunamadı bize. Kendini ring içinde yenileyemedi. Promolarında mikrofon kalitesini yenileyemedi. Ben onun için Cindir Mahal'in artık kariyerinin düşüşe geçeceğini öngörüyorum. Hani ufak bir gelişim oldu. Neydi bu gelişim? Promolarında aynı cümleleri kalıp değil farklı şeyler ekliyordu. Fakat onun da ötesine geçemediği için çok tepede tutunacağını da zannetmiyorum. Evet, Beyazıt'ın çok ilginç bir tespiti var. Bak zorla yorumunu okuyorum burada, beni delirtme. Neyse. Diyor ki, tabii çoğunuz hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu Great Kali'nin olduğu zamanlar, Great Kali'nin RCK'li şampiyonu olduğu zamanlar. Cindir Mahal'in böyle bir kesiş gimmiki vardı. Hatta Cindir Mahal'e de böyle gelmişti yanına. Hani ben Hing olayım gibi gelmişti. Cindir Mahal sonra Great Kali bunun kafaya bir tane vurmuştu. Orası ayı dava da. Beyazıt diyor ki, bu diyor kesiş gimmikine bir daha geri dönüş yaparlar diyor. Evet Numan, çok seversin sen kesişleri. Anlat bakalım. Anlatayım abi yani. Abi bu adamı şu saatten sonra face falan yapmaya kalkarlarsa bildiğin rezillik yani. Ya bildiğin rezillik ya. Alt üstü money indirmekte iki destek kaldı diye, ki karşısındaki isim abi Roman Reigns'tir. Roman Reigns bu şekilde şu anda en çok bu alan ismi. Bir heel olmamasına rağmen. Hani saçma olur. Yani ne bileyim abi, bana kalsın zaten Cindir Mahal şirkete kovmalı abi yani. O hiç gerek yok bu şirketin durmasına. Evet. Önce misyonu tamamladı. Numan'a katılıyorum ben de. Yani zaten çok fazla hani Cindir Mahal hakkında böyle bir şey övecek adam yok yani. Bir Ahmet Tahir var, o da şu an yok nedense. Genelde böyle biz Cindir Mahal kötülerken hep böyle chatbox'ta belirip bize bir şeyler söyler sonra yine giderdi, ama ben de anlamadım. Hala onu bekliyordum. Neyse. Şu an o zaman ben şeye geçmek istiyorum. Alexa nereden çıktı? Sasha Banks ile Bayley arasındaki olaylara Eren'e bir söz vermek istiyorum. Eren, ne diyorsun bu ikisinin arasındaki olaylara? Yani gene uzun uzun anlatmayacağım. Önce sarıldılar, sonra kavga ettiler, sonra Sasha buna postayı koydular falan filan işte, neyse. O segmentin evet. Bu arada favori yeri Bayley'nin Sasha Banks'in arabasının arkasına su şişesini fırlatışıydı. Allah Allah. Abi tam bir Volkan Demirel'in topu fırlatması etrafıyla fırlatmadı mı ya? Aynen öyle. Geri gelsin diye işte arkasında su atıyor abi. Ben hayır, o su gibi gitsin. Su. Numan içine gel. Radyonun esprisi. Yapacak bir şey yok yani. Ben zaten bu ride squat'ı da konuşalım. Hiçbir şey anlamış değilim ya. Ne yapıyor? 90'lardaki gençlik dizileri gibi arka alanda milleti çiziyorlar, döndürüyorlar. Evet Eren Nur, sen konuşuyorsun. Ya WrestleMania döneminde de hani böyle hayvan gibi kavga ettiler. Sonra baktık yine bir aradılar. Bunlar hani bir barışıp bir ayrı sevgili gibiler. Yani büyük bir ihtimal WWE'nin SummerSlam'de Sasha Banks ve Bayley'e böyle bir işte best friends, bitter enemies tadında şey verecek. Yani maç verecek, feud verecek. Orada da büyük bir ihtimal bitecektir. Sonra yeniden can ciğer kuzu sarması olacaktır. Ben aralarındaki şeyi anlamıyorum. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Sasha'nın bu haftaki hallerinden sonra direkt olarak gene o eski böyle kendini beğenmiş Jimmy'ye geri dönmesini bekliyorum. Yani heel olur. Oymuş seni bekleniyor ya. Yok, artık kesin olacak yani. Artık kesin olacak gibi görünüyor. Daha sonra eğer abi şu saatten sonra eğer bu fikri yapmazsa Sasha Banks'in kariyeri bitmiş demektir abi. Biter yani. Bitti zaten. Abi 26 yaşında ya. Aslında bu aralar kemer falan kazansaydı. Çünkü şu anda bir saniye. Çünkü şu anda hiçbir şeyi kalmadı yani. Hiçbir abonesi kalmadı. Ancak heel olursa kendini toparlar bu kadın. Abi 2 senedir böyle bu kadın ya.
WWE dokunmuyor hiç. Umuruna da hiç gitmiyor. Şu anda umurumda yalan mı? Oyda biter diyorum kariyerden hani ya. Kadının toplam kemer reyni 80 gün filan. Yani bu kadına bir heel turn lazım ama artık lazım yani. Kadına bir heel turn lazım. Olmazsa olur çünkü. Bu kadın ben söyleyeyim mi olunca bu iki isim tam bu sürelerle karşılaşmayacaklar. Uzun süre daha biz bu isimlerin bir maçta karşılaşmasını bekleyeceğiz. Russell Mayer sanmışlar diye. En sonunda bir bahar kovulmalarında haberlerini alıp arkalarından ağlayacağız. Hadi inşallah. Bir şey soracağım. Sen böyle SummerSlam, WrestleMania, SummerSlam, biz kaç SummerSlam bekleyeceğiz acaba? Tahminen 2023. Hedef 2023. Aa, yeni kontrol kardeşim edin. Verdi mesaj be. Eyvallah. O zaman ben diyorum ki size Bobby Lashley ve Roman Reigns. O zaman Lashley. Yeni neferlerinden olan Numan İnce'ye sözü uzatıyorum. Sözü uzatıyorum ama. Mikrofonu değil. Evet. Konuşuyorum bir saniye. Bobby Lashley kralımız bu hafta nasıl speed yapılırı Roman Reigns denen hergeneye gösterdi. Bu kadar basit abi. Sen de çok güzel gösterdin. Yani nasıl speed yapılırı gösterdi ya. Daha kesinlikle maça geçmedik. Lesnar'la kim karşılaşacak diye sormak istedim ben ama sağ ol yeni. Lesnar. Tüm içeriği. Fatih. Neyse. Fatih. Bir daha konuş. Neyse. Hikmet. Heh. Sen bu Lesnar'la karşılaşma meselesi hakkında ne düşünüyorsun? Hangi karşılaşması düşünüyorsun yani? Fatih'in daha çok ötüme şu anda. Neyse ben anladım soruyu. Anladık bence. Aynen yani sıkıntı yok devam. Bunlar bir Spear muhabbeti üzerinden gidiyorlar işte. Roman Reigns herhalde en son Spear vuran isim olacak. Maç hakkını kazanacak. Sonra işte biliyorsunuz SummerSlam'de Brock Lesnar Reigns'i tekrar göreceğiz. En sonunda hayaller Roman Reigns'in kazanmasına kadar bıktırıcı bir şekilde giderken Brock Lesnar çemberini koruyacak ve hepimiz ağlayacağız. Arkasında keşin olacak. Arkasından keşin olacak. Onun da başarıyla salınacak. Hayır, keşin değil. Düşünsenize Braun Strowman'ın eşyanın tabiattakiyle olan durumuyla bir sorunu var ya. Keşin çantasını birisinin kafasına bir vuracak. Çanta da alacak anasını satayım. Al. Keşin hakkı gitti. Ne olur öyle bir şey olsa. Samanyolu filmi gibi. Tebrik ederim bu. Ya önemli olan içindeki kontrat yalnız ya. Kontratı parçalaması lazım. İçinde kontrat mı var abi? Normalde öyle. Anladım. Valla en son dümdüz açtığımda pankek vardı ama. Düşünsenize bir daha pankek çıkıyor böyle. Hakem keşini kabul etmiyor falan. Sonra New Day geliyor böyle trollüyor. Evet abiler. İnternet sorunumu çözdükten sonra umarım Lashley, Roman Reigns arasındaki tartışmayı bitirmişsinizdir. Çünkü Rav'da konuşulacak daha önemli bir şey kalmadı. Yani eğer No Way Jose Mojo Rawley başında konuşmak istemiyorsanız. O Mojo Rawley'nin yenilmesi de çok ilginç ya. Pardon. Yenmesi çok ilginç. Özür diliyorum. Hala bir Monster Heel olarak gönlümüzü fethetmeyi başarıyor. Hayır, No Way Jose yenilecekse bilmiyorum abi. Böyle dans eden adamları çıkarıp kovuyorlar sonra. Bu nasıl bir fantazidir yani? Evet, daha Big Kiss'in kovulmasını da konuşacağız burada SmackDown'da. Oraya da var kovulma demişken. Az sonra diye geçeyim. Evet, main eventimizde Balor Strowman vs. Kevin Owens ve Baron Corbin maçımız var. Baron Corbin'in yeni stilini ben çok beğendim. Ve Braun Strowman'ın maç kaybetmiş olması çok ilgincime gitti. Yani adamı inşallah umarım underrated olarak götürmeyecekler Extreme Rules'a falan. Çünkü öyle korkuyorum şu an. Öyle değilmiş şu anda zaten. Yani genel çanta sahiplerine vardır ya şey olarak. Yani underrated giderler çantayı basarlar yükselirler. İnşallah Braun Strowman'a böyle yapmaz. Yani bu senaryonun yaşanmasındansa. Zaten çanta sahipleri ben, hep bugüne kadar öyle gitmedi mi? Ben haberli kişiyi tercih ederim. Dean Ambrose hariç. Adamın gidecek zamanı mı vardı? 35 dakika falan. Arkada maç. En iyi Cash'in Carmella'dan geldi o Carmella. Neyse. Evet. Baron Corbin'in
Yeni gimmick'i ve güreşmesi hakkında ne düşünüyorsun Buğra Gür? İlk yaşayan Baron Corbin hayranı olarak. Yani şimdi Baron Corbin saçları kestirince baya bana benzemiş. Öncelikle Baron Corbin 8 takla atmış gibi midir ya? Corbin kardeşime buradan çok yakışıklı olduğunu söylemek istiyorum. Zaten ringdeki... Baron Corbin'i yayına alıyoruz. Ringdeki duruşu, yeni ring kıyafetleriyle güreşmesi... Bilmiyorum ya, adam karizmanın kelime olarak vücut bulmuş hali. İnşallah karizmasını diğer profesyonel güreş terimleriyle birleştirebilir. Şu an onlardan hangisi var diyecek olursan birçoğu yok yani. Bekliyoruz tabii Corbin fanları olarak umutsuz şekilde. Evet, umarım. Moneymakers demiş, Buğra Gür hayalindeki erkeği anlatıyor. Oğlum benim oğlum işte. Allah Allah. Kardeşim Buğra Gür. Anlamıyorsun gerçekten Moneymakers. Buğra Gür evet. Her olgun kadın hayalindeki erkeği anlatıyor. Ya. Evet, kardeşim, Fatih Yılmaz böyle yağ gördük. Evet, Fatih Yılmaz mavi admin oldu an itibariyle. Teşekkürler Fatih. Haydi bakalım. yalnız mavi adminim ben olmasın. Al işte. Neyse. Evet, bu hikmeti, bu rezilliğini hiç ciddiye almadan devam ediyoruz. Evet, Rav Show'un puanınız nedir? Numan. 3. Abi bu çocuk niye konuşmuyor? Blaze Online mi oynuyorsun lan yine sen arkada? Vallahi oynamıyorum lan, şu an kapalı oyun. Kanka o kadar yemekmiyor. O kadar yemekmiyor kanka. Oyun 16 çıkmaz demiş diyor da yetmiyor o kadar ya. Yapacak bir şey yok. Yalnız bir şey diyeceğim de, Numan'ın yeminlerine inanmayın ya. Oğlum. Daha sonra açıklarım. Atayım mı ses? Oynamadım daha iyi. Hayır. Kardeşim atma, tamam inandım. İnandım tamam Hikmet. Neyin üzerine yemin edeceksin lan? Hadi. Ben mi? 4 veriyorum ben. Tamam Erem. 3. Sari. 4. Buğra. 3.5. Hep bir marjinallik görüyor musun? Herkes tam veriyor. Gidiyor 1.5'lu veriyor. Ben de 3.25 diyorum anasını satayım hadi. Hangimiz daha? Ben de 3.5'tan 4 veriyorum. Cümlemi tamamlamama izin verseydin. Oo! Buğra sen iste, ben her şeyi sana al. Evet, SmackDown'a geçiyoruz. SmackDown'a geçiyoruz, evet. Oh, SmackDown. Şey tabirini çok beğendim. Asuka vs. Kasuka. Ben yaptım. Şimdi bir şey de dur. Abi sen bir konuya gir, ben bu konu hakkında bir şey demek istiyorum. Konuyu kazanan konuyu yapma yorumu. Abi Asuka şey geliyor, Carmella kraliçemiz Asuka, son Asuka bükücü. Geliyor. Şurada bak, Erem'in Skype simgesinde duman çıkmaya başladı böyle. Evet. Neyse. Carmella geliyor, sonra işte konuşuyor. Asuka'nın müziği duyuluyor. İşte diyoruz ki Asuka vuracak buna falan diyoruz. Bir bakıyoruz Ellsworth geliyor. Kendisi Allah Allah. Bacağından tanıdım Asuka olmadığını. Evet, Erem bacak sever. Neyse. Bacak sever deyince bir gün... What? Bir gün şeydeyiz, liseden mezuna kalmışız. Hayda, dur oğlum matematik, dur, orayı anlat, dur. Dur ya! Matematik hocamız vardı, halı saha maçlarına gidiyorduk. İşte kim gelecek, sen geleceksin, ben geleceğim, o gelecek, bu gelecek maça. Dersin ortasında alakasız bir şekilde matematik öğretmeni, arkadaşlar ben sınıfa girdiğimde ilk bacaklara bakarım demişti. Bir... Meğer futbolcu seçmek için bakıyormuş bacaklara. Lan o an tabi kızlar bir etek, tabi o zaman layık Türkiye, bizim lise zamanlarımız. Herkes etek giyiyor. Kızlar falan bir ister istemez eteğini düzeltmişti. Herhalde Erem de o moddan. Evet, bu ilginç anısından dolayı Türkiye'den Buğra Gür'e teşekkürümüzü sunuyoruz. Segment anlatmaya devam ediyoruz. Azıka geliyor. Asuka işte sinirli minirli derken Ellsworth'a böyle bir şey diyeceğim. Yani. Bu arada Ellsworth Asuka'nın şeyini çalmış. Ceketini ya çalmış. Ya o bir kere benim bilmiyor ya. Bir şey daha diyeceğim. Asuka kendisi gibi birini görünce niye hipnotize oldu abi ringde? Abi o kadar ben zannettim ki herhalde senin benzerin çıksa sen de ağzın açık kalmaz mı? Zannettim ki ben orada Sister Abigail geldi. Yani öyle bir şey söyleyebilir miyim? Öyle bir büyülenme yani.
İki şey söylemek istiyorum. Bir, Buğra Gür'ün benzeri yok. İki, ben niye Buğra'ya bu kadar yağlanıyorsam? Neyse. Arkadaş bu ne yağdık ya? İki, Erem. Asuka kendisi kadar çirkin birini gördüğü içindir. Senin baktığın kadınların hepsi yapay canım. Ne yaptı? Kardeşim 37 yaşında kadın 27 yaşında gözüküyor. Daha ne yapsın ha? Bu mu 27 yaşında? Ne silikonu var, ne götü var, ne kaşı var yapılmış. Ne yok desin? Ne? Sen var ya, sen çok kötü ırkçısı, ırkçılık yapıyorsun burada. Ben mi? Sen dava ederim ha. Ben mi? Ulan ben Asyalı kadınlara özel ilgi duyuyorum. Bak bunu söylettirmeyin bana burada. Hayır ki hayır be kardeşim. Neyse. Şimdi buradan neyse bak delirtmeyin beni. Neyse tamam. Devam ediyoruz. İşte en son Carmela kraliçemiz Asuka'ya bir tane tekme çakıyor. Ağzıyla burnunu yer değiştirip gidiyor. Evet Eren, bu segment hakkında ne düşünüyorsun? Allah kahretsin. Ne diyebilirim ki? Yani izlerken yemin ederim kendimi zor tuttum. Evet, Mert'in yorumunu okumak istiyorum. Mert demiş ki Asuka eşittir kalça. Ne? Doğru. Neden böyle bir şey yazmış anlamadım ama neyse. Buna eşleştiremedik yalnız ha. Zeno demiş ki Fatih yayın başından beri ilk defa haklı. Şimdi bu iltifat mı, hakaret mi? Neyse. Tamam. Mert bir şey daha söylemiş ama ben bunu burada okumayacağım. Siz gidip chatte okuyabilirsiniz. Okumuşsun ya, ben chatte yokum. Okudu, evet, biraz daha ciddiyet kardeşim. Kazanalım. Evet. Devam ediyoruz o zaman. Ya böyle teker teker yorumlatıyorum. Herkese yorumlatınca çok uzayacak. Çünkü iki şok konuşacağım biz için. Hadi Salih, bunu sen de yorumla. Carmela hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum. Valla Elsworth olmasa hiç açmam yani. O derece söyleyeyim. Aynı şekil. Zaten şovlar 1,5 saat. 1 saat falan alıyor o açmayınca. Elsworth gelince daha fazla izliyorsun yani. Evet. Abi olay şu. Elsworth bir de Asuka kıyafetini çalmış ya. Asuka direkt girdi ringe. Direkt girdi ha. Hiç şey yok, kıyafet yok abi. Kolunu da maskeyi şey bıraksaydı keşke ya. Bari maskeyi bırakarak onu da almış ya. Her şeyi çalmış anasını diyeyim. Neyse. Evet. Doğancığım hoş geldin bu arada kardeşim. Hoş geldin. Süleymancığım sen de hoş geldin. Seni de unuttum sanma. Böyle özel kişi. Gerçi Süleyman gitmiş. Neyse. Evet. Geçiyorum bu segmenti konuşmak isteyen yoksa. Tamam. Biraz eskilere gidiyormuşuz. Bakalım biraz eskilere nereye gidiyoruz. Evet, Becky Lynch maçı sanırım. Becky Lynch'in kazanması hakkında ben konuşmak istemiyorum. Becky Lynch'in kaybetmesi hakkında konuşmak istiyorum. Numan. Abi kadın uzun süredir bildiği maç kazandı Becky. Oğlum bu gözler bunu gördü ya, ben de bir şey demek istemiyorum ya. Yani bu gözler Becky'nin maç kazandığını gördü abi sonunda. Artık niye oğlum? İki hafta önce de kazanmış. Aga yok. Artık bu kadının... 3 haftadır kaybetmiyor. Artık bu kadının ciddi bir başarıya ihtiyacı var. Ciddi bir başarıya. Allah Allah. Yani keşke maniydi belki o Alexa Bliss kekosu yerine Becky'nin çalsaydı. Doğru. Domuz suratma hatun. Neyse. Ya bir şey söyleyeceğim. Money in the Bank'te Becky Lynch aslında böyle çantayı aldı da bekledi Alexa gelsin diye. Alexa'nın mallığı. Boş oldu. Kim, hanginiz uyuyor lan? Kim olabilir? Tahmin et bu hanım. Tahmin et. Evet. Evet. Ciddiliğimize devam ediyoruz. O esneğiniz hangisiyse onun ağzını dolduracağım. Az kaldı. Buğra Gür. Buğra Gür. Buğracığım. Hoş geldin. Hadi dolduksana. Aslında bir tane konu eksik şeylerde ya, tartışma konusunda. Şimdi ben ekledim. Yok. Ben ekledim. Teşekkürler kurtarıcım. Evet. Biraz eskiledik. Bırak ileri. Evet. Evet, buraya geçiyorum. Jeff Hardy ile Shinsuke Nakamura arasına gelmek istiyorum ben. Buğra Gür, sen mistik savaşları seversin. Ya Jeff Hardy yüz boyası yapıyor da. Bu flat desinkli yüz boyası beni hiç açmıyor. Bu yüz boyası stiline TNA'de geçmişti. Hiç sorma. Daraltıyor beni böyle, canımı sıkıyor böyle. İçim duvarlar üstüme geliyor. İçim daralıyor ya. İnşallah Jeff Hardy kardeşim şu stilinden vazgeçer. Güzel de olmamış yani. Bu gözlerine lens mi koyuyorlar? Ne yapıyorlar? Ben de alacağım o lensten ya. Buğra sen ondan daha yakışıklısın Buğra. Geceleri tabii canım Baron Corbin diyoruz abi.
Geceleri bir yürüme. Jeff Hardy Nakamura feyudu, eğer Nakamura güzel güreşirse, pardon, güreşmeyi tercih ederse güzel olacaktır. Kardeşim, evet, Jeff Hardy güreşebiliyor mu ki? Jeff Hardy saatte metre falan. Yani vardan çok gider, yoktan az gider Numan. Jeff Hardy de yok işte, oradan az gider. Bir türlü çıkar sahneye bir şeyler. O başka bir konu. Evet, Hardy Willow gimmickiyle gelsin diyor. Ben bu gimmickin ne olduğunu bilmiyorum. Alper Canmaz'dan böyle bir öneri gelmiş ama. Beyazıt'cığım onu altta hafiften anlatabilirsen bilgilenelim. Eğer güzel bir şeyse ben de okurum. Neyse, buraya geçiyorum. Shinsuke Nakamura'nın da bir konuşması var. Onu da geçeceğim. Hani boş boş konuşuyor yine. Çok iyiydi. Çok iyiydi, evet. Lan de böyle, çok iyiydi. Çok komikti. Kardeşim, ben Shinsuke Nakamura'yı sevmiyorum. Ben Shinsuke Nakamura'yı sevmiyorum. RPG'de zevk almadığımdan beri sevmiyorum. Neyse. Geldik Sanity'nin gelişine. Hani Sanity o kadar çok bekletti ki bizi. Hani o kadar beklettikten sonra ben bu dönüşte şeyi alamadım. Zevki alamadım. Yani Usolar olanlara niye saldırdı? Hani bunlar ne yaptı? Çok havada kaldı mesele. Bu yüzden size şunu sormak istiyorum. Sanity'nin gelişini nasıl buldunuz? Tek kelimeyle herkese soruyorum. Salih başla. Biraz hızlı yani. Şey, maç olarak konuşuyorum. Yoksa çok yavaş geldiler ama bu çok kadar güzel. Domino olduklarını sanmıyordum ya. Düşünmüyordum. Güzel. Yani WWE domino başlatıp şey yapıyor. Neyse, balon gibi söndürüyor. Geçelim. İnşallah o da olmaz ya. Aldous O'Pain yok mesela kaç aydır. Bu arada Aldous O'Pain main event show'unda çıkıyor. Bu da böyle bir rezillik olarak aklınıza kazınsın. Sen güreş neyse. Ne? Güreş izlemiyordun. 1,5-2 ay önce çıktı, onu söylüyorum. Ya TNA'nin senaryolarına çok benziyor açıkçası bu Sanity'den gelip dominasyonu. Alakasız ve amaçsız şeyler. Genelde TNA'de olurdu. Al işte. Zeno demiş. Kıllı abi çok agresif, başka bir şey değil. Yani bilmiyorum, ortaya bir ürün çıkaramayacak. Şimdi karşısında da Sanity'nin Bludgeon Brothers olacak. İki tane mikrofon özürlü tek team. Allah bize sabırlar versin. Hani WWE'nin diğer şirketlere nazaran ortaya koyduğu fark senaryolar, storyline'lar ve arka alan segmentleriydi. Pek bir indileşen hava görüyorum. Bunda güreşçilerin yetersizliği söz konusu değil. Maalesef ki WWE SmackDown'ın Booker ekibinin hani bir şeyler ortaya koymamaya çalışmasının ürünü. Ya SmackDown kötü gidiyor maalesef. Hani ben çok da biliyorsunuz, radyo yayınlarında olumsuz koşullamıyoruz insanları. Raw da kötü, SmackDown da kötü. Ortada bir hikaye yok. En sağlam hikaye Contender maçı Extreme Rules'taki. SmackDown'da da ana kameraya geleceğiz mutlaka ama konuşuruz da. Yetersiz yani. Yan hikayeler çok zayıf. Raw'da ana hikaye yok. Ana hikayesi Contender maç maalesef. Bakalım ne olur ne olmaz. Benim görüşlerim bu yönde. Tekliğimde ve genel olarak. Evet. Numan. Ya Sanity ne bileyim abi, ben NXT'deyken de bunları fazla sevmezdim. Eric Young'ı TNT'deyken de fazla sevmezdim. Çok hızlı geldiler. Bir de geldikleri takımda ustalar olunca abi, benim iyice ne nefretimi katıldılar abi. İnşallah bundan başarısız olur yani. Öyle diyor, öyle diyeyim size. Temelim adamlara. Abi ustaları ezmek dediler. WWE'nin şu anda adamlar en iyi tag team'i be. Yazıklar olsun be. Yani diyecek sözüm yok abi bunlara karşı. Ne yapsın abi yani? Bir team'i mi gidip etsinler? Ne yapsın abi? İyi takım ki momentum kazanıyor takım ezerek. Vallahi ustaların böyle hızlı bir şekilde yemesine hiç alışkın değilim. Ben o yüzden çok saçma oluyor. Yani bunun Usolara karşı yapılmış olması bence Sanity'ye bir şey kazandırmadı. Aksine kaybettirdi. Hayır, WWE'nin bakış açısı o. Bence de öyle. Onların şey var. Ne kadar hızlı maç biterse o kadar güçlüdür takım. İşte öyle yani. WWE'nin ve profesyonel güreşin şey bu. Bir bug'ı mı diyeyim? Ne diyeyim, bilemedim. Evet.
Şimdi Mertay'la Alper'in ortak olarak yazdığı bir yorum var. Onu okuyorum. Harden'in bir gimmickiyle alakalı. Harden 2014'te çıkardığı bir gimmick face hali insanları sıkmaya başlamıştı. O da böyle dark side bir gimmick çıkarmıştı ama tutmadı. Daha sonra gimmick'i birkaç kez broken olaylarında kullandılar da dark side olma anlamında çığırmak dışında olayı yoktu. Çığırıyormuş yani. Hiç kemire falan da oynamamış. TNA hani böyle saçmalamış biraz. Bu gimmick'i WWE'nin uygulayabileceğini düşünmüşler. Ben Cefar demişken bir daha çok yoğun istek üzerine Nakamura'ya dönmek istiyorum. Nakamura şunları söylemiş. Hani Rene Young'un soruları üzerine demiş ki Nakamura Cefar'da kim diye sormuş. Sonra Rene bir kez daha Cefar değil diye bağırınca Nakamura şunu demiş. Bağırmana gerek yok demiş. Evet güzel kapak etmiş. Sonra demiş ki Cefar'da gözlerini açmış olabilir fakat Nakamura'ya uğraşırsa gözlerini bizzat ben kapatacağım demiş. Evet. İlginç. Ondan önce şey demişti. Benim kaybetme sebebim hakemi Japonya saymaması demiştin. Evet o da vardı. Ahmet, hoş geldin kardeşim. Jinder Mahal'e çok gömdük sen yokken. Her an yayına girip karşılık verebilirsin bize geç kaldığın için. Neyse. Bir tag team maçı var ama ben o tag team maçı konuşmak istemiyorum. Gerçekten çok rezil ilerliyor. Blood and Brothers segmentleri maçları çok rezil ilerliyor. Beni böyle midemi bulandırıyor. O yüzden özel bir yorum yapmak isteyen varsa buyursun. Ben orayı anlatmak istemiyorum. Atlayabiliriz. Hiç de gerek yok. Atlayabiliriz direkt bence yani burayı. Çok zevksiz çünkü. Çok zevksiz ya. Yani. Sadece sonu hani Daniel Bryan'ın şeyini konuşabiliriz. O zaman Gauntlet Day'e geçiyoruz. Gauntlet Day Big E ile Daniel Bryan arasında muazzam bir maç dönüyor Gauntlet maçında. Bu arada bu WWE şampiyonluğunun contenderlık maçı. Bunu da belirteyim. Burada Big E ile New Day arasında çok güzel bir maç dönüyor. En sonunda Daniel Bryan dizi vuruyor. Big E'yi tuş ediyor. Sonra Samoa Joe geliyor. Samoa Joe ile Daniel Bryan kapışıyorlar. Bunların maçı da gayet güzel geçiyor. Derken ringin dışına düşüyorlar. Ringin dışına düşünce hakem saymaya başlıyor count out'u. Sayınca Daniel Bryan'ın olmadan giriyor. Samoa Joe giremiyor. Bu yüzden Daniel Bryan Samoa Joe'yu deliyor. Üçüncü olarak gelen The Miz olması gerekirken Blood and Brothers geliyor ilginç bir şekilde. Daniel Bryan'a saldırıyorlar, dövüyorlar. Sonra The Miz geliyor. Skull Crushing finale yapıyor. Maçı bitiriyor Daniel Bryan için. En son Rusev geliyor. Rusev muazzam yani bence çok ismin hakkını verdiği çok güzel bir şekilde maçı tamamlıyor. Accolade ile The Miz'i pes ettiriyor. Ve maçı kazanıyor. Ardından AJ Styles geliyor. İkisi el sıkışıyor. Aiden'in saçma sapan hareketler yaparken bir tane yumruk yiyor falan. Alttan ibaremiz geçiyor Extreme Rules'ta. AJ Styles vs. Rusev. Evet. Bu konu hakkında hepinizin yorumlarını alacağım. Çünkü bu çok büyük bir şey. Neden saldırdıklarının sebebini ben de bilmiyorum Doğan. Hani tartışma konusundan okuyorum. Özel bir sebebi varsa belirtirsen ben de söyleyeyim. Şimdi bu maçlara ilgili hepinizin görüşlerini ayrı ayrı alacağım. Ama öncelikle Zikmet Heybek'ten başlamak istiyorum. Evet Zikmet. Zikmet Heybek. Tamam. Buğra. Ya main event en sondan başlamak istiyorum. Ardından diğerlerine geçeriz. Konuşulmayanı konuşmaktan bahsedelim. İki hafta önce ya da geçen hafta bir 10 gün önce falan Instagram'da hak ettiğini alıyor demiştik Rusev için. Yoksa bir ay önce mi? Bir şey de paylaştım ama tam hatırlamıyorum. Ya kemer maçına eklenince de olabilir. Geçen ay. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Onu bakar sonra. Gerçekten bu WWE'nin Vince McMahon'ın inadının kırıldığının bir göstergesi. Bu adam sürekli face reaksiyonlar alıyorken, arenaları ayağa kaldırıyorken, insanlar alakalı alakasız segmentlerde Rusev Day diye bağırıyorken İnatla Vince McMahon maalesef heel gimmickinde heel halde güreştirmeye devam etti.
doğru düzgün maça çıkarmadı. Çıkardığı maçlar eften püftendi. Gitti Nakamura'ya falan yenildi heel güreşip. Vesaire vesaire. En sonunda emeklerinin karşılığını aldığında Vince McMahon'ın inadının kırıldığını görüyoruz. Ve ayrıca şunu da not edelim. Face agent kastı en sonda. Yanındaki şarkı söyleyen Dal Kavuk elini vermeyince AJ Styles'a, AJ Styles yumruk attı ve herhangi bir tepki reaksiyon vermedi. Niye yap böyle yapıyorsun dedi. Hatta Aiden English'e. Ben düşündüğüm zaman Rusev'in çok mantıklı bir tercih olduğunu düşünüyorum. Hatta 3 ay önce Mehmet Dinler ve sen Fatih Yılmaz Rusev'in çok büyük bir karakter olduğunu söylediğinizde anlamlandıramıyordum. Fakat öngörüleriniz doğru çıktı. Belki siz de böyle büyük bir karakter olmasını beklemiyordunuz ama gerçekleşti. Ve şu anda ana kemer maçında AJ Styles'tan kemeri alırsa da yani SummerSlam'e gidecek. Çok büyük bir başarı. Eğer kazanabilirse de taşıyabileceği kanaatindeyim. Artık bu göreve hazır. Ondan sonraki diğer karşılaşmalara geçeriz. Rusev hakkında yorumlarım bu kadar Fatih. Evet. Eren sanırım yok. Salih. Yani Rusev'deyi bence WWE itmek için her şeyi yaptı Rusev'deyi. İşte WrestleMania'da hiç kullandırmadılar. Rusev, mesela çent attırmadılar. Sonra defalarca momentumu bitirmek için joplattılar Rusev'e. Ama sonuçta Rusev kazandı. Burak'ın dediği gibi. Ben maçı çok beğendim. Yani bir yandan Raw'a bakıyoruz. Şampiyon desen evinde göbek büyütüyor. Evrensel kemeri için contender maçı yapacaklar. Onu da pay-per-view'ın main event'ini çalarak yapacaklar. Bu adamlar haftalık şovda çalışıyorlar. Gayet iyi maçlar çıkartmaya başladılar son draft'tan sonra. Ben gururlandım SmackDown Live'ı takip ettiğim için. Maç da çok iyiydi. Tabii anlattığım gibi. Biggie hakkını verdi maçı bence. İleri için çok iyi potansiyeli olduğunu gösterdi. Onun dışında The Miz'in biraz daha rakipte kalmasını beklerdim maçı. Şey yani bir bayağı güreşseydi bari. Arkadan saldırsaydı ismi tam Bludgeon Brothers. Keşke birkaç dakika daha bir sekans sunabilseydi Brian'la biz. Ama o da olmadı. Ben beğendim sonucu ve skoru. Sonucu ve olanları. Rusev'in olarak futbol düşünüyorum. IJ sayesen. Bu arada bu maç main event olmayacak. Haberiniz olsun da. Evet Norman ölüyorum konuş. Rusev crash. Dün gece radyo grubunda falan bu grupta da yani attığım randomun haddi hesabı yok zaten. Yani, akşam görmüşsünüzdür. Yani abi bu maçı Rusev'in kazanmasına çok sevindim. Yani inşallah kemeri alır diyorum abi. AJ Styles'ın reyni bu kadar sıkmış. Yani Rusev'e kemeri vermek efsane bir şey olur. Umarım yaşanır bu. Tabii kesin yaşanır. Ama büyük ihtimal maç içinde de Aiden'in yüzünden büyük ihtimal kaybedecek de oraya geçelim. Ben sevindim ya. Rusya böyle bir şey hak ediyordu abi. Bayram hak ediyordu yani. Çok bekledi. Umarım artık bu seviyede kılıç altına düşmez. İş yapar yani Rusya. Her türlü abi o kemeri de taşır. Yani çok rahat götürür bu işi. Çok rahat hem de yani. Abi sen WWE'nin ana kemeri hiç main event dışında koyduğunu gördün mü ya 3 senedir? Değiştirdin gördün mü yani? Hatırlamıyorum da olabilir oğlum. Niye şey yapmasınlar? Yani öyle bir spit yapabilirler. Evet. Hiç sanmıyorum yani. AJ Styles bak daha uzun süre koruyacak kemeri. Money in the Bank şey de yok. Tehdidi de yok ona. Abi AJ Styles'ın Reign'in bu kadar sıkacağını, bu kadar böyle berbat geçeceğini söylese de inanmazdım ama. Abi çok kötü geçiyor be. Ya çok kötü bir Reign abi ya. Doğru. Evet Hikmet Eybek sen bir şey söyleyecek misin? Söyleyecek misin? Metin sesi gelmiyor. Ben o bir halde, atayım onu belki düzelir. Sen bir at onu biz de puanlamaya geçelim yavaştan. Biz evet. Önceki maçları konuşmadık. The Miz Daniel Bryan'ı konuşmadık. Mesela ben The Miz Daniel Bryan'ın zannedersem kimin görüşüydü? Salih'in görüşüydü. Uzun süreli bir feud olabileceğini söyledi Samoa Joe, Sami Zayn gibi. Sen mi söylemiştin Salih? Geçin. Tommaso Ciampa, Johnny Gargano gibi. Yani Sami Zayn
şey. Abi adamlar 7 yıldır feyutlu zaten. Daha ne kadar feyutlu olsun. Aynen Tomas Ocuyampa, onlar Gargano gibi. Ya öyle büyük çaplı bir feyut olabilirdi Miz Daniel Bryan arasında. O feyutun temelleri de bu gece atılmış olabilir gibi geliyor bana. Evet. Numan ne dersin sen bu konu hakkında? Zaten böyle bir şey olmasını bekliyorduk ki zaten ben o yüzden hani bazıları şey etti işte yok işte SummerSlam'da AJ vs Daniel Bryan görüyor falan filan diye boş iş abi. Bu feyudun abi ilk maçı SummerSlam'da olacak ki bu feyud abi WrestleMania'ya kadar gidecek abi. Hani. WrestleMania'ya kadar sürekli Miz'le Bryan görürüz. İnşallah bıktırmaz abi bize. Ama yani olacak olan bu. İnşallah da düzgün bir şekilde buklanan maçları da sıkılmayız. Yani bu feyudun temeli bütün gece atıldı. Yani bu kesin abi. Bir şey. 2016 SmackDown Live olsa derim ki mükemmel olur da hiç güvenemiyorum ya bu ekibine. Sizce yani Rusev'in şansını değerlendirmek gerekirse chatbox halkına soralım. Sana da soralım Salih. Rusev'in şansı ne sence? Ya ben dediğim gibi bu şovun geçiş şovu olduğunu düşünüyorum. Ve Rusev kazanamayacak ama çok iyi bir sınav verecek bence maçta. Dünyalar vereceksiniz. Numan? Ben Rusev'in bir şekilde kemeri alacağını düşünüyorum ya. Bir şekilde alacak abi kemeri. Bana evet. Da bir şekilde kazanacakmış gibi geliyor. Çünkü bu face turn'un bir anlamı olmalı. Chatbox halkı ne der merak ediyorum. Ayrıca son olarak sorulara geçelim. Chatbox halkının yorumcu ekibine sormak istediği sorular varsa Chatbox'tan yönlendirebilirler. Mertay demiş Rusev kazanmalı. Face turn yaptı zaten diye. Benimle aynı görüşte ve fikirde. Alper Canbaz demiş Rusev'e aylardır underdog senaryosu uygulanıyor. Bence alır kemeri. Öyle bir şey yok yani. Rusev'e aylardır senaryo uygulanmıyor. Ya bu yokluk içinde varlık çıkardı. Evet Salih. Gördüm. Dominic Toretto sormuş. Rusev kazanamayacak bence. Sadece maksat fırsat bulsun falan. SummerSlam main event'ı ne olur? Ne olur sence Numan SummerSlam main event'ı? Brock Lesnar vs. Roman Reigns. SmackDown main event'ı. SmackDown main event'ı da eğer Rusev kemeri kazanırsa Rusev'le herhangi bir yeri maça çıkar ama abi Rusev kazanamazsa AJ Styles vs. Samoa Joe görürüz abi. Evet olabilir. Kuzey demiş bence Rusev'in şansı için konuşmak erken. Asuka Spor demiş sürekli hafif göz kırp WrestleMania'ya kadar bekletecekler. Zannetmiyorum. Ya beklerse de hani Rusev'in bir anlamı kalmaz. Konu dışı da sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Profesyonel güreş. O zaman ben Big Cass'i yönelteyim size. Big Cass hakkındaki düşüncelerinizi. Evet. Big İki oldu. Big Cass'e geçecektik. Alper Canbaz demiş. Cass'in 2016'da kemeri alacak haberleri çıkıp 2 sene sonra kovulması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sen ne dersin sevgili Numan? Abi yani ana kemer taşıyacak bir şey yoktu zaten. Abi açık söyleyeyim ben bu kadını bir de bana seviyordum. Niye seviyordum? Yanında Enzo vardı çünkü abi o konuşabiliyordu. Çok iyi tamamlıyorlardı birbirlerini. Evet. Birbirlerini çok iyi tamamlıyordu. Biri konuşuyordu diğeri sondaki dayağı atıyordu. Evet. Evet şu ben anda söyle. Yani Kesteki o eksiklik vardı abi. Yani kovulmasında üzüldüm diyemem yani. Yani yaptıklarını gördük yani. Kovulması üzüldüm diyemem abi o yüzden. Yani. Sevindim mi hatta yani. İlk kovuldu. İlk kovuldu dedik bir kese. Aksi düşün ama Eren Nur sen ne diyorsun? Evet. Ya bir kesin hani ya ben pek ışık görmüyordum hani kendisinde. Zaten hani promolarından da anlaşıldığı kadarıyla sadece kendisinde hani bir özellik olarak boy mevzusu vardı hani. İşte boy ölçüsü getiriyor. İşte ben 2 metreyim. İşte Daniel Bryan şu kadarcık. Onun dışında güreş dışı yani hayatında hani sporcu olmanın belli bir disiplini vardır. Yani istediğin gibi yaşayamazsın şeyini, hayatını sporcuysan eğer. O büyük bir tane o şeyi hani disipline kaldıramadı. O 7 ay geldikten sonra hani 7 aydır yoktu zaten. 7 aydır hani bir disiplin içerisinde değildi belki de. Yani çalışma temposunun içinde değildi. Buna birazcık hani sanki her gün ne yapıyorsa hani onu yapıyormuş gibi davrandı ve sonuçlarına da katlandı diye düşünüyorum. Evet Atakan 61 sormuş. Sorulara devam edelim arkadaşlar. Sormak istediğiniz federasyon hakkında, profesyonel güreş hakkında, diğer şirketler hakkında, RAW hakkında, diğer senaryolar hakkında varsa sorun. Atakan 61 demiş. Neville dönecek mi Salih? Ne oldu? Ne
en son haberler düşmüştü. Abi adam şey oldu yani, Semih Şentürk gibi kadrosu kaldı yani. Değil mi? Şu an sözleşmesi devam ediyor. Şu an evinde Newcastle'da dinleniyor. Arada maçlara gidiyordur yani. Ne bu şey demiş Mert Ay. Abi sen statına fes edelim. Sana para vermeyelim. Kafa konuda fes edelim demiyorlar. Parasını ödüyorlar yani. İşte tırf tırf şerefsizini yapıyor bunu WWE şu an. Lantik Finamalı. Radyoda diğer şirketi izleyen tek kişinin Salih olması. Yo ben de izliyorum. Numan da izliyor. Gerizekalı ben de izliyorum salak. Ya işte. Boşver. Kuzey demiş. Kes hakkında planlar bence iptal oldu. Çünkü kendisi hakkında planlar olduğunu şirket gösterdi ama görünüşe göre rafa kalkmış durumda, hak ettiğini de düşünmüyorum. Başlarda kendisi hakkında mutluydum. Ya ben tekli kariyerde çok başarılı olacağını düşünmüyordum. Ama vücuduyla bir şeyler yapabilecek izlenimi veriyordu. Fakat olmadı. Konuya da yazdım. Her zaman idare edilmesi zor egolar çalışma ortamlarından uzaklaştırılır. Çünkü çalışmaya aksatırlar arkadaşlar. Siz de ilerleyen yıllarda çalışma hayatınız geldiği zaman zor bir ego olmayı tercih etmeyin üst kademeye. Eğer öyle olursa alt kademeye de aynı şekilde. Eğer böyle olursa kapının önüne hop koyarlar. Moneymakers demiş. Kenny Omega iki kere WWE sitesinde bahsedildi bir hafta içerisinde. Sizce ne zaman gelir? Loca'ya sor. Evet soralım. Sizce ne zaman gelir Loca ekibi? Eğer kabul ederse Fatih kardeşim uçakla Japonya'dan alıp Amerika'ya getiririm Omega'yı. Fatih. Sen iste ben sana Burak Gür'ü bile getiririm. Al işte. Evet Kuzey sormuş. Lesnar kemeri kime devreder? Numan. Braun Strowman. Keşinde. Abi şu anda Lesnar'ın kemeri kaybetmesinin tek yolu Keşin gibi görünüyor. Çünkü o yüzden ya. Başka bir yolu yok. Strowman SummerSlam'de Keşin yapar mı? Atakan 61. Salih. Onun için vermediler mi zaten çantayı? Yoksa direkt meydana kurdu. Evet, Serdar Ali sormuş. Dünya Kupası neden böyle? Sevgili Eren Nur. Dünya Kupası neden böyle? Valla ben de bilmiyorum ya. Hiç ummadığım sonuçlar çıkıyor. Hiç beklediğimiz sonuçlar geldi. İzlediğim en iyi Dünya Kupası'nın 2002 olması. Valla 2002. Kaç yaşındaydı o zaman? 8. 9-10 yaşındaydı. 9-10 aynen. Ben 8 yaşındaydım. Lesnar kemeri Reigns'e kaybedecek bence demiş Dominic Toretto. Hazreti Süper Dragon Lesnar kemer ile beraber emekli olacak demiş. Mantıklı. Yani. Şey geliyor. Big Gold Belt geri dönüyor böyle. Kesin geri dönse o kemer. Lunatic Phenomenal düşük bütçe, bir sürü ayrılan güreşçi ve yeni kötü bir Temple ile 4. sezona başlayan Lucha Underground hakkında düşünceleriniz neler? Ya Lucha Underground'a bilgi sahibi olmak için birkaç defa izledim. Bir profesyonel güreş değil, bir televizyon şovu Lucha Underground. Onun için ilgimi çekmedi. Zaten televizyon şovu izlemek istesem bunun profesyonel güreşle alakalı olanı izlemem. Alper Canbaz demiş. Bence Lesnar'ın kemeri temiz olarak kaybetmemesi için Strowman'a çanta verdiler. Yani durumdan bunlar ne vardı ya? Hatta o SummerSlam'daki maçı basıp Brock Lesnar'ı tuş etmeden kazanabilir Strowman kemeri. Belki SummerSlam'de değil Rumble'a kadar o iş. O da işin başka bir boyutu. Lesnar kemeri Reigns'e kaybeden, Reigns de kaybeder, Reigns de Strowman'a. Zannetmiyorum Reigns'in kemer kazanabileceğini. Reigns o kemeri alınca direkt 470'i tamamlar. Kaçsa işte hatırlamıyoruz. 434'ü ha. Gerçi o da bir geçti ama olsun. Kuzey sormuş. Asuka Ruzi görür müyüz? Görürüz. Ne zaman görürüz? Evet. Eren Nur. Bir bitme Survivor Series'de brandler kapışırsa ve ikisi de eğer
büyük bir kemer sahibi olacakları için şampiyon vs. şampiyon maçına karşılaşırlar. Evet, Odor of Pain ne olacak kardeşim demiş Salih. Ya Odor of Pain bilemiyorum ya ben. Aslında WWE bunları WrestleMania'da gösterdi yani. Nikolas'a kemer vererek size ekmek vermeyeceğim. Hatta o zaman konuya bir yazan bir arkadaş var. Demiş ki ben tek team, Raw tek team'in yerine olsam demişti. Aşağı atlardım demiş falan demişti. Öyle bir şey yok. Cruiserweight'in gördüğüm muameleyi şu an Raw tek team'leri görüyor. Öyle diyeyim. Evet, Atakan sormuş. Sami Zayn'in geleceği ne olacak? Sevgili Numan. Büyük ihtimal Suriye'ye geri döner ya. Yani. Başka masa yok abi yani. Adamı mahvettiler ya. Adamı mahvettiler abi. Daha ne olacak ki? Hikmet Zeybek demiş. Lesnar o kadar rekorunu kıracak. O kadar rekor günü kaç? 720 küsür bir şey babayı kırar. Ama yeah. Geldi mi şu an? Kırdı bak, geldi mi? Yeah. Kazı çiketa o kadar. Rotun da demiş. Kazandığı gibi kaybedecek Roman SummerSlam'da. Ya da Extreme Rules'da. Katılıyor musun sevgili Eren Nur? Bir daha alabilir miyim soruyu? Roman kazandığı gibi kaybedecek demiş ama hangi pay-per-view olduğunu söylememiş. Katılıyor musun? Ya ben katılmıyorum. Yani Strowman cash'in yapar demek istemiş. Evet. Evet. Yani çok zor o Roman Reigns artık hani kemer verme şeyi. Adam hani istenilen tepkiyi almıyor sonuçta. Artık vazgeçmiş gibiler. Siz şahidisiniz ya. YouTube kanalından az düştü izlenmeler. Roman Reigns'in promoları falan. Ama yani WWE bunu toparlar bence. Roman Reigns'e güveniyorlar. Bu kadar ileri gittiklerine göre. Aleykümselam. Abdülkerim hoş geldiniz. Sağ olun. Alexa Bliss'in Sasha Banks süreyi cıvık tweetler atıp face turn belirtileri vermesine dair ne düşünüyorsunuz? Evet. Sevgili Eren Nur. Çok yapmacık yani. Birbirine dayak yedikten sonra bir aydınlanma geldi. O yüzden atıyordur. Ya Alexa Bliss bu bence bu field'da face olarak takılacak en azından bir ay. Alexa karşı. Yoksa, Alexa Bliss en son NXT'de face diye hatırlıyorum. Abi ben geçen bir şovunu izledim. Çok değişikti yani karakteri. Hatırlıyorum. Tületek'le geliyordu. Tüle tekli geliyordu. Böyle masmavi bir kıyafeti vardı. 15 yaşa hitap ediyordu yani. Gürkan Işık ben, demiş. Evet söyle. Ben yıllar önce birisiyle Alexa Bliss NXT'deyken yani daha Alexa Bliss NXT'de birisiyle konuşuyordu formunu işte. Diyordu, övüyordu bayağı. Ben diyordum ben bu kadın hani büyük işler falan yapar. Yetenekli gibi büyük gözüküyor. Büyük ihtimal engeller oldu. Yok Engin Erol değil. Normal yani şey hatırlamıyorum tam olarak ikini de. Bir baktığımız yani demez olaydım bunları yani. Şimdi sal diyoruz kadına kemeri. Evet. Asuka Spor gördüğü rüyayı anlatmış. Gürkan Işık demiş. Oğun sizce ne yolda ilerleyecek Fatih? Bir kez daha soruyu alabilir miyim? Oğun sizce ne yolda ilerleyecek demiş Gürkan Işık. Ne bilmiyorum. Boş senaryolarda kullanılacak gibi. Önemli senaryolara vakit ayıramıyorlar. İsim de ayıramıyorlar. Çünkü kadroyu Şampiyonlar Ligi gibi yaptılar. Yani Leşliğinde gelmesiyle artık Kevin Owens gibi adamlar hani main event serisinden ikinci sınıfa düştüğü denebilir. Hani boş senaryolarda kullanılır. Yani heyecan verir yine. İşte böyle Money in the Bank'te falan böyle. Hani acaba kazanacak mı diye düşündürür. Belki Elimination Chamber'a falan girer ikinci veya üçüncü eleler olmak için. Yani böyle kullanılır artık. Yani 6-7 ay çok bir şey beklemiyorum işte açıkçası istersen. Owens'a face turn yapıyormuş falan. Yani öyle bir şey yapmasınlar. Çok kötü bir şey. Lütfen yapmasınlar. Kevin Steen'in zaten şu an bile kimlikleri sızlıyor. Hani abi, onu da yaparlarsa. Tommaso Ciampa bile daha iyi bir heel ya. Şeyden Kevin Owens'tan. Oğlum ona bakarsan şu an Tommaso Ciampa WWE'nin en iyi heel lan gözümde benim. Ya güreş kariyeri ben karşılaştırarak söylüyorum onu. Yoksa tabii öyle adam. Kral adam yani. Dominic Toretto demiş. Asosyal canavar Brock Lesnar hakkında sosyal medyası kullanmaması için ne düşünüyorsun? Sevgili Eren, sen sosyal medyadan sık takip ediyorsun güreşçileri.
Yani iyi ki de kullanmıyor çünkü hani bütün 7 sürelsini sövülüyor adamı zaten. İyi ki kullanmıyor. Kullanmasın da ya. Tinder bırak. Efendim? Tinder kullanıyordu. Geçen bir profili gördüm. Bobby Roode neden şamarı olanı oldu diyorlar sevgili Numan. Neden anlamadım soruyu bir daha söyle. Bobby Roode neden şamarı olanı oldu demiş babanız Cesaro. Abi zaten Bobby Roode'un bu yaştan sonra WWE'ye gelmesi mallıktı. Yani gayet normal yani. Kendi sandı ya adam. Abi yok bir de şöyle bir şey var. Nerede bu TNA'deki ilk faktör gimmicki, nerede bu glorious gimmicki? Aradaki farkı zaten bilenler görüyor. Evet son soruyu alalım bu arada chatbox'tan. Ardından show'u puanlayıp kapatalım. Yukarılara baktığımda yorumlar geçiyor. Kuzey demiş, Alexa Bliss zaten sosyal medyada heel gibi davranmıyordu ki, her zaman sevimli kız havasına takılıyordu. Ya işte kadınlar abi, sevimli mi yoksa kötü mü anlayamazsın. Kadınlar içten pazarlanır. Kadınlar sevimli. Kadınlar akıl oyunu yapar. Her kadın çiçektir. Burada. Bizden mi ayrıldın? Yok. Evet son soru geldi. Moneymakers seri cevap, Ronaldo mu Messi mi? Messi, Numan. Messi diye çöptür Ronaldo. Fatih. Ronaldo diyen Numan'dır. Messi. Salih. Ronaldo diyen reisçidir Messi. Erem Nur. Tabii ki de Ronaldo. Evet, şovumuzu puanlayalım. 5 üzerinden Erem Nur. Ben 4 veriyorum. Salih. Gayet güzel şovdu. 5. Fatih. Ya, SmackDown biraz daha güzeldi. 3.75. Numan. 4. Ben de 4 diyorum. Bu güzel radyo yayını için yorumcu ekibime teşekkür ediyorum. Chatbox'a katılımlarından ötürü. Teşekkür ediyorum. Rotunda Dominic Toretto 5 demiş. Kuzey 4.5. Moneymakers 5. Babanın Cesaro 5. Çaykoy 4 demiş. Bizi bugün dinleyen 36 kişiye çok teşekkürler. Haftaya SmackDown Raw yayınlarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.